ilk planlı başkentlerden biridir Ankara. Şehir kimliği, medeniyetlerin bir araya geldiği, Hacı Bayram Veli Camii ile Ağustos Mabedi'nin yan yana oluşturduğu simgesel anlam gibi kaynaştığı kültürlerin birbirine hakim olmaktan çok saygılı olduğu bir evrensel kültürdür. Ankara, Osmanlılar zamanında sof yapımı, debbağlık ve kundura üretimiyle tanınan bir ticaret merkezi durumundaydı. ...17. yüzyılda dokumacılığıyla ünlü ve nüfusu 100 bini aşan bir kentken, el emeğine dayalı bu endüstrinin gerilemesiyle gözden düşmüş, bozkırın sessizliğinde kaybolmuştu. Tiftik tekelinin yitirilmesi Ankara için en büyük darbe oldu. Ne Ankara'dan geçip dört bir yana giden yollar, ne de 1892'de gelen demir yolu Ankara'yı diriltemedi. Çıkrıkçılar yokuşundan Tabakhane Mahallesi'ne kadar bütün Hisar önünü küreleyen yangın, Ankara'nın en mamur yerlerini, dahası üçte ikisini yaktı, kül etti. Yeniden yapılanması, yüzyılın ilk çeyreğinde Cumhuriyet'in kurulması ve Ankara'nın başkent yapılmasıyla gerçekleşti. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ev sahipliği yaptı bu kent. Civarında dönemin en önemli toplantıları yapıldı, kararlar alındı. Cumhuriyet'in kurulduğu meydana ise Ulus adı verildi. Hakimiyeti Milliye Meydanı. Başkentin ilk merkezi, Türk ulusunun kararlılığını ortaya koyduğu, meydan okuduğu yer. Cumhuriyete, devrimlere omuz veren, tanıklık eden, bir ülkenin yeniden varoluşunu çok yoğun yaşayan bir semt. Bir ulusun kurtuluş mücadelesi, Arnavut kaldırımlı bu meydana konulan dev heykelle sembolize edildi. O günlerden başlayarak Ankara, yüzyıllar sonra Anadolu'da bir şehir olmaktan öte, Anadolu'nun kalbi, çağdaş yüzü oldu. Değişim rüzgarlarını yavaş yavaş içine sindirerek benimsedi. Heykelin etrafında yeni bir şehir yapılandı yıllar içinde. Zaman içinde Ankara'da canlanan ekonomik yaşam, kendini önce Anafartalar Caddesi'nde yarattığı hareketlilikle gösterdi. Çıkrıkçılar Yokuşu, Saman Pazarı, Ulucanlar Caddesi, Hamamönü ve Bent Deresi hem ticaret hem de yerleşim açısından önemli yerler oldu. Adını yüzlerce yıl Ankara Keçesi Tiftiği dokuyan Çıkrıklardan alan Çıkrıkçılar Yokuşu, Ankaralı'nın ticari hayatına yön verdi, her türlü ihtiyacını karşıladı, en köklü alışveriş alanı ticaretin merkezinin kalbi oldu. Burası patika bir yoludu. Gecekondu gibi dükkanlar vardı, baraka gibi. Ondan sonra yıkıldı. Mağaza haline döndürdüler. Evler vardı, evler kalktı. Mağaza haline girdi. Ondan sonra asfaltlar falan döküldü. Tekrar böyle büyümeye başladı Çıkrıkçılar Yokuşu. Çıkrıkçılar Yokuşu'nun ve çevresinin Ankara'daki yeri
çok eskilere dayanan, yani buranın ticari kurulması, yerleşim yeri ve Ankara'nın bu kale civarında toplanması, Ankara'nın başkent olmasındaki yapıdan dolayı bu çevrede de o günkü düzenlemelerde bir iş merkezi ihtiyacını doğurmuş. Şimdilerde ulus Kızılay Kavaklıdere Çayyolu çemberine direnen gösterişsiz kıt kanaat bir semt. Öyle olsa da ismini oturan bir semt ulus, içten içe dirençli. Şimdi Anafartılar Çarşısı dedi miydi? İnsandan geçilmiyordu. Anafartılar Çarşısı'nı şimdi kimse yok yani. Kızılay bazı yerlere kaydılar müşteri. Bu kalabalık yok. Eskiden daha çok otobüs geçiyordu, daha çok yaya geçiyordu. Ama şimdi onlar yok yani. Anafartalar Caddesi sabah saatlerinin her zamanki kalabalığını yaşarken bir kuşağın yaşadığı, bir kuşağınsa masal sandığı Çıkıkçılar Yokuşu, ilk adliye binasının hemen arkasından başlayıp yukarılarda at pazarında biten bir yokuş. Ben Ankara'ya 1954 yılında geldiğimde burası Ankara çiftliğinin çıkıklarla eğrilip çalvarlı kumaş dokunan asmalı bir kapalı çarşı idi. İşte kentin tacı olarak adlandırılan Ankara Kalesi. Ankara'nın bu otantik ve turistik köşesi. Eskinin duygusallığının, dar sokakların, rengarenk evlerin, görmüş geçirmiş insanların yaşadığı bir yer. Geçmiş tazeleniyor bugün, yüzyıldır değişmeyen sokaklarda. Ankara Kalesi'nin eteklerindeki Çıkıkçılar Yokuşu'nda yapılan ticaretin hem sanatkarı, hem alıcısı, hem de satıcısı vardı. Ankara Kalesi'nin kapısında bugün restore edilen bir saat kulesi vardır. Bu saat, 2. Abdülhamit'in her ile bir saat uygulamasıyla birlikte kale surda ilave edildi. Saat kulesinin dibindeki at pazarına, daha aşağılardaki koyun pazarına ve saman pazarına çevre köylüler alışverişe gelirdi. Hemen karşısında duran Çengelhan, uzun süre tiftik deposu olarak kullanıldı. ...1522 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde inşa edilen Ankara'nın en eski ticaret merkezlerinden Çengelhan, Ankara'nın ilk sanayi müzesi oldu ve Rahmi Koç Müzesi ile tekrar hayat buldu. Ama Ankara hızlı gelişti. Ankara genişledi ve bölge hem yerleşim hem de ticaret merkezi olma özelliğini yitirdi. Bugün hala Ankara'nın köylerinden gelenlerin çok yoğun olarak kullandıkları bir merkez olma niteliğini korusa da canlı ticaret merkezi değildir artık. Adını yüzlerce yıl Ankara keçisi tiftiği dokuyan çıkıklardan alan yokuşta artık ne çıkrıkların çıkçıkları duyuluyor, ne de sabahtan akşama çekiçle dövülen bakırın ninnisi. Bakırcılık kalktı, nalbatlık kalktı, marangozluk, soğuk demircilik de. El dokuması halılar, yemeniler, kadınların örme işleri de öyle. El sanatları makineye dönüştü. Burada şimdi çok çeşitlilik arz eden ticari bir doku var. Mesela bir bakırcılar çarşımız var. Bir bakırcılar çarşısının üzerinde eski halı, antika eşyalar olan şey var. İşte Türkiye'de can çekişmekte olan el zanatları dediğimiz şeylerin gerilemesi. Ama buna
ısrar eden 50-60 yaşındaki o emeğiyle, alın teriyle para kazanan insanlarımız olduğu gibi Türkiye'nin değişik yöresinden de getirilip satılan oralara ait işte bir Denizli buldan bezleri gibi, efendim bir el dokuma alıcılık gibi, bir şark köşelerinin uyumu gibi, bir eski antika şeylere meyleden insanlarımızın da ihtiyaçlarını karşılama. Artı orta ve ortanın altındaki efendim insanımıza da böyle ucuz kaliteli şeyler sunmaya çalışan bir çarşı hüviyetinde açıkçası ben ayakta durmaya çalıştığımızı zannediyorum. Şimdilerde sadece yakın semtlerde oturanların, el işlemesi eserlere önem verenlerin, eski Ankara'nın tarihi dokusunu solumak isteyenlerin, antika meraklıların uğrak yeri, Ulus semtinin Çıkrıkçılar Yokuşu. Ankaralıların geçmişten günümüze uzayan, önemli alışveriş mekanlarından olan Çıkrıkçılar Yokuşu, bugün önemini yitirmiş gibi görünse de, geleneksel ürünlerin, antikaların, bakır ve gümüşlerin yanı sıra giyimden mutfak eşyalarına, yatak örtüsünden perdeye, kınadan sebze tohumuna kadar aradığınız her şeyi bulabileceğiniz güzel bir çarşıdır hala. Artık bir bölümü unutulmaya, yok olmaya yüz tutmuş pek çok sanatkar, sanatlarını icra ettikleri yıkılmaya yüz tutmuş dükkanlarında, tezgahlarının arkasında çoğu kalın camlı gözlükleriyle hayata ürkek, korkak bakmakta, yaşamak için kah ayın günü beslemesinin, kah günün ayı beslemesinin hesabını yapmakta. Anıları anlatmak kimi zaman gençlik özlemidir, kimi zaman biz nasıl yoklukla savaştık, bir de kendi yaşamanıza bakın gibi bir övünmedir, kimi zamansa yitirilen dostlar için bir saygı duruşu ya da yitirilenler için bir özlem. Ara sokaklara dönüldüğünde ise antikacılardan renk renk kilimler, halılar sarkmakta Arnavut kaldırımlara. Çeşitli el dokuması ürünler, kumaşlar, çeyiz sandıkları, çeyizlikler, sepetler, ahşap ürünler ve daha niceli. Çıkrıkçılar Yokuşu'nda dolaşırken 100 yıl öncesini düşleyebilirsiniz sisli, dağınık anıların ardında. Eskiyi yaşamak, şairin dediği gibi, bir bakıma bir cennet masalı, bir bakıma bir cehennem azabı. Ama ahilikten gelen esnaf dayanışmasının halen sürdürüldüğü nadir yerlerdendir Çıkrıkçılar Yokuşu. İyi hizmet ve dostluğun, para kazanma arzusunun üzerinde tutulduğu, ticaretin eski Ankara'nın görgü ve geleneklerine göre sürdürüldüğü, esnaf dayanışması, müşteri satıcı, usta çırak ilişkisinin hala var olduğu bir yerdir. Ankara at pazarı, bu çevre ahilik geleneğinin önemli merkezlerinden biriydi. 12. 13. yüzyıllarda hatta işte Ahi Şerafettin Camii, Alaaddin Camii, Ahi Evran, Ahi Yakup camileri vardır. Ahilik önemli bir meslek dalı. Yani nasıl diyeyim, 60'larda ben Ankara'ya geldiğim zamanlarda hala ahilik töresine uygun esnaflar vardı. Dükkanlarına gelen ikinci müşteriyi siftah etsin diye komşularına gönderen esnaf vardı. Aynı hayatı yıllarca paylaşmanın verdiği samimiyet, ortak hatıralara, anılara açılan pencere gibidir. Bu yüzden Çıkrıkçılarda alışveriş ticari bir eylemin dışında dostlar arası bir sohbet olmuş ezelden beri. At pazarı bugün renk ve çeşitlilikle birbiriyle yarışan çuval çuval kuru erzak cenneti. Bir çuvaldan tahta tarçının uçucu kokusu yükseliyor, diğerinden
karabiberin keskin aroması. Mercimekle pul biber kim daha kırmızı yarışında? Çocuklar aklının ermeye başladığı yaşlardan beri tırmanır Çıkrıkçılar Yokuşu'nu. Ben 7 yaşında başladım sanata. Abim ustam. 7 yaşımdan beri, yaşım 74, 7 yaşımdan beri bu sanatın içindeyim. Ama Erzurumluyum, Erzurum'da öğrendim sanatı. Erzurum'da sonra buraya 55'te geldim. 55'ten sonra başladım burada işe. 55'ten beri de burada çalışıyorum, Ankara'da çalışıyorum. Eskiden aileler getirirdi çocuklarını ustalara. Bir zanaat öğrensin, taştan ekmeğini çıkarsın, elinde bir altın bilezik olsun diye. Eskiden, benim zamanımda, yani bizim Erzurum'dayken, çocukken ilk başladığımız zamanlar hatırladığım kadarıyla. Annalar, babalar çocuklarını getirirdi, eti senin, kemiği benim derdi. Ve gelmediği olur ki bir gün gelmediği zaman usta evine giderdi. Niye gelmedi, neden gelmedi, hasta mıydı, bir şeye ihtiyacı mı var? Biz böyle büyüdük. Bir dükkanda 5-6 kişi çalışırlarmış eskiden. İş de fazlaymış. Kazanan meslek sokağa atılmaz. Demek fazla kazanamıyor ki insanlar, çeliğe döndüler. 1950 senesinde bu bakırcılığa başladım. O zaman bütün hep mutfak eşyası giderdi. Hep bütün bakırcılar mutfak eşyası yapardı. Yaptığı malı galaylardı, galay işi yapardı. Yıllar geçti aradan. Bakır işi şeyden, mutfak eşyasından kurtuldu. Mutfakta iş görmez oldu bakırlar. Millet de bu sefer ne yaptı? Bütün hurdayı satmaya başladı. Onun için bakırcılık mutfak eşyasından çıkınca biz de alem işine başladık. Camiler için, minareler için, aşağı yukarı Türkiye'nin içine, yurt dışına, çeşitli yerlere alem yapmaya başladık. Yani şimdi alem işiyle devam ettiriyoruz. Fakat çalıştıracak işçi de bulamıyoruz, çırak da yetişmiyor. Yetişmediği için kendimiz işte bu yaşta, 71 yaşındayım, çalışmak mecburiyetindeyiz. Bakırcı son 25 senede oldukça azaldı. Kalaylatmak faizli para gibi geliyor insanlara. Ispanak pişiriyor bakır kapta, kap yeşeriyor. Ondan sonra bırakıveriyor bakırı. Bakırı ikide bir kalaylatmak gerekiyor. Hem zahmetli hem pahalı. İşte iki kalay ustası dertleşiyor. Kaygıları ise yaptıkları işin son ustaları olmalı. Oysa bakır çok lezzetli yemek yapar. Eskiden düğün evinin her türlü ihtiyacı bakırdı. O zaman herkes bakır alırdı. Şimdi öyle değil. Artık çırak, kalfa, usta da yetişmiyor. Şimdi çırak geliyor. Çırak lazım mı? Lazım. Haftalık ne vereceksin? İlk başta maddiyatı koyuyor ortaya. Halbuki bizim zamanımızda öyle yoktu. Eti senin, kemiği benim der, bırakır giderdi. Ama onun hakkı neyse, hakkını hiçbir zaman için eksik etmez, verirdi. Üç dört yıl uğraşmış, bir çırak yetiştirmiş İlhan Usta. Ben de çocuk gelmeyince 2-3 gün gittim evine. Dedim ki, niye gelmiyor dedim çocuk işi. Dedi ki, haftalık dedi 5 milyon veriyorsun dedi. O günde 5 milyon kazanıyor. Ne iş yapıyor dedi. Simit satıyor. Simit sanat mı kardeşim? Kızmış İlhan Usta, kırılmış. Çünkü o hala sanatıyla övünüyor.
geleneksel el sanatlarının korunması, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması, bu el sanatlarıyla geçimini sağlayan zanaatkarların özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilmektedir hala. Usta bakırıyla dertleşirken karşımıza yüzyıllara tanıklık eden hanlar çıkar. Pirinç Han, Pilavoğlu Han, Kurşunlu Han, Çukur Han, Çengel Han. Kimi bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yeniden restore edilerek hayata döndürülen bu hanlar, zamanında kim bilir kaç kervana ev sahipliği yapmıştır. Zamanın önemli yapıları arasında sayılan ve Ankara'nın ilk ahşap hanı olan Pirinç Han, bir avlu çevresinde 3 katlı olarak inşa edilmiş. Han, yapıldığı yıllardaki görünümünü bugün de aynen korumakta. Tabii Pirinç Han o zaman han olarak yapılmış, işlek bir hanmış. Daha sonra aynı soyadı taşıyan birkaç ailenin yaşadığı birbirine bitişik 4 konak halindeydi ve harap haldeydi. 1990'da sahibi, gerçek sahibi Remziye Cebeci, oğlu Ahmet Cebeci, 1990'da yeniden restore ettirdiler. 900 kamyon cüruf çıktı buradan. Ama restorasyon bittiği zaman Turizm Bakanlığı'ndan takdirname aldılar. Ankara'nın en güzel ahşap işhanı, tek ahşap işhanı daha doğrusu. Ve güzel bir ortam, hep antikacılar, hediyelik eşya satanlar, üst kat hep resim atölyelerdi. Ben 94'te buraya geldiğim zaman bütün odalar resim atölyesiydi. Güzel bir ortamdı. 1990'dan bu yana antika değeri taşıyan gaz lambalarından kilime, resimden minyatüre, gramofondan radyoya, nargileden eski sefer tasına, gümüş takılardan eski cam ve porselen ürünlere kadar çok çeşitli el emeği sanatsal ürünlerin satışa sunulduğu dükkanları barındıran bir alışveriş merkezi olarak kullanılmakta. Modern çarşılara alternatif, zanaatçıların sanatını icra ettiği, alışverişinizi yaptıktan sonra üst katında tavlanızı oynayıp, bahçesinde gözleme yiyip ayranınızı ya da sıcak çayınızı yudumlayabileceğiniz nostaljik bir mekan. ...90'dan beri işte buradayız. Gramofon ve taş plak üzerine çalışırım. Bu işi sevenler de genellikle bizim handa toplanmıştır. Saman pazarının ayrı bir atmosferi vardır. İşte yani nesli tükenmiş insanların çoğu buradadır. Ankara'yı sevenler genelde buradadır. Sevdiğimiz işi hobi olarak yapıyoruz. Bir takım şeyleri hayata döndürdüğümüzde mutlu oluyoruz. Saman pazarından at pazarına çıkan yokuşta ise 70-80 yıldır kasket satıyor kasketçi amca. İmalatçı olarak bir tek bizler varız artık burada diyor. Eskiden kasket almaya hep oraya gidermiş insanlar. 1962-1963'e kadar giymişler. Ondan sonra kalkmış kasket.
Kasketçilik, ahşap oymacılığı, bastonculuk, sepetçilik ve daha birçok unutulmaya yüz tutmuş el sanatı, bu el emeği, göz nuru sanatları her türlü güçlüğe rağmen sürdürmeye çalışan usta ellerin hala en büyük yaşam dayanağıdır. Çıkrıkçılar Yokuşu, Saman Pazarı ve At Pazarı özellikle yabancı turist ve konukların uğramadan edemedikleri, ülkelerine götürmek üzere mutlaka bir şeyler aldıkları, Ankara'nın köylerinden gelenlerin çok yoğun olarak kullandıkları bir merkez olma niteliğini korumaktadır hala. Alışveriş, insanoğlunun varoluşundan bu yana gerçekleştirdiği çok eski ve temel bir eylem. Alışveriş, bir bakıma topluluğun iletişimi ve yerleşimlerin tarihidir de. Son zamanlarda büyük alışveriş merkezleri yaşantımızda tüketim alışveriş eyleminin ve mekanlarının daha farklı, daha önemli olduğunu ortaya koydu. İşte Ankara'nın en yüksek binası Atakule. Şimdi alışverişin yeni merkezlerinden, modern, aydınlık mekanlarından biri. Burada gördüğünüz insanları er ya da geç Ankara Karesi'nde, Çıkrıkçılar Yokuşu'nda göreceksiniz ya da oradaki insanları bu merkezlerde. Kaleden kuleye dek her yerde. Geçmiş günler Çıkrıkçılar Yokuşu esnafına hüzün mü veriyor bilinmez ama elimizde kalanlar yaşlı esnafın zihnindeki anılar ve korkuları. Serbest ticaretin yırtıcı rekabetine rağmen tarihi dokusu ve nostaljik yapısıyla Çıkrıkçılar Yokuşu hala modern, büyük alışveriş merkezlerine kafa tutmakta, her yeni güne coşkuyla başlayarak yaşadığı hayal kırıklıklarını umursamaz görünmektedir.